Merhaba arkadaşlar. İlkokul etkinlikleri kanalındasınız. Ben Hamit öğretmen. Bugün sizlerle burada görmüş olduğunuz sevimli papağanı yapacağız. Hazırsanız hemen malzemelerimizi tanıyarak başlayalım. Bu iş için bir adet makasa ihtiyacımız olacak. 2 adet birbirinin içinden bu şekilde geçebilecek pipete ihtiyacımız olacak. Çeşitli renklerde papağanın vücudunu yapabilmek için kartonlara veyahut da kağıtlara ihtiyacımız olacak. Bir adet yapıştırıcıya ihtiyacı olacak. Ben Pirit marka yapıştırıcı kullanmak istiyorum. Çünkü gerçekten kaliteli bir yapıştırıcı. Ve bu iş için bir şablon buldum. Bu şablonu da yine Pirit'in sitesinden buldum. Bu şablonu açıklamalar bölümüne de bırakacağım. Buradan sizler de bulup aynı şablon üzerinden papağanımızı yapabilirsiniz. Şablonu nasıl kullanacağız? Şablonu kullanarak gövdeyi keseceğiz. İki tane kanat keseceğiz, yüzümüzü keseceğiz, çeşitli renklerde kuyruğumuzu keseceğiz, gagamızı keseceğiz, gözümüzü keseceğiz ve papağanımızı tamamlayacağız. Hemen hazırsanız kesme işlemlerimize başlayalım. Bu iş için kesme yaparken şöyle yapabiliriz. Birkaç farklı yöntemle kesim yapabiliriz. Öncelikle gövdemizi keseceğiz. Gövdemizi direkt kırmızı renk fon kartonundan kesmek istiyorum. Hemen bakın şablonumu üzerine koydum. İki tarafı da aynı olacağı için iki tane kesmeme gerek yok. Hemen şu şekilde en az kullanacağımız yerini bakın buradan bu şekilde keserek önce bir defa çıkartmak istiyorum. Çünkü daha sonrasında bu kırmızı fon kartonumuzu yine kullanacağız. Kullanırken lazım olduğunda kullanmak için ben bunu bir kenara ayırıyorum. Bakın üzerine getirdim ve şablonumu buradan başladım. Yalnız kaydırmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Kaydırmadan sıkıca tutarak kesiyorum. Bakın buradan sıkıca tuttum kaymasın diye ve devam ediyorum. Bu arada makaslarımızın keskinliği önemli. Ara ara makaslarımız kağıt kestiği için, yapıştırıcılı şeyler kestiği için körleniyor. Ara ara zımpara kağıdı keserek makaslarımızı keskinleyebiliriz. Evet, gövdemiz hazır. Bakın gördüğünüz gibi gövde şablonumuzu çıkarttık. Şimdi sırada kanatlarımız var. Kanatlarımız için ben mavi kartonumuzu kullanacağım. İki kat yapmak istiyorum. Çünkü iki tane kanat kullanacağız. Yine kanat şablonumuzu getirdik. Bunu buradan kesip alalım. Önce kanat şablonumuzu çıkartalım. Şimdi kanat şablonunu çıkartırken bu defa farklı bir yöntem izleyeceğiz. Bakın buradan bir buraya bir de buraya koyduğumuzda iki tane çıkar. O zaman şuradan keselim. Düz bir şekilde kesmemiz gerekiyor ki bu kartonu sonra da bir daha kullanabilelim. Yani düz bir şekilde kesersek hemen şu büyüklük hemen hemen yeterli. Fazlasını kesmeyeceğim. Burada oluşturduğum izden isterseniz makas yardımıyla isterseniz birkaç defa şu şekilde yaparak bu izi iyice belirginleştirip şöyle de kesebilirsiniz. En kolay kesme yöntemi kağıt ve karton için bu. Eğer yuvarlak bir şey kesmeyeceksem bu şekilde kesmeyi tercih ediyorum. Şimdi şablonumu ikiye katlıyorum çünkü iki tane kanat keseceğiz. İkiye katladım. Kanadımı getirdim. Üzerine yerleştirdim. Elimi sıkıca tutuyorum ki kaymasın. Biraz kalın keserken dikkatli kesmek lazım. Daha çok oynayabilir. Oynatmadan kaydırmamaya özen gösteriyorum. Ve kanatlarım hazır. İki tane kanat şablonumuzu çıkarttık. Gövdemiz hazırdı. Kanatlarımız hazır oldu. İşi bitenleri kenara kaldıralım. Sırada kuyruğumuz var. Kuyruğumuz için ben yeşil fon kartonunu kullanmak istiyorum. Yine aynı şekilde iki tarafına da kuyruk yapmak istiyorum. O yüzden iki tane kuyruk keseceğim. Şu kağıdımdan kuyruk şablonumu kesiyorum. Kabaca kestim. Şimdi bundan iki tane keseceğimiz için şöyle ince bir kısmında şöyle kessek bize yeterli olur.
O yüzden hemen buradan katlama yapmamız gerekiyor. Şu boy bize yetecektir diye düşünüyorum. Tekrardan bir daha kontrol edelim. Evet, bu boy bize yeterli oluyor. Fazla olan kağıdımı çıkartıyorum. Ve aynı şekilde iyice bastırarak iz yapıyorum. İzimi açıp fazlalık kağıdımı çıkartıyorum. Kalanını ikiye katlıyorum. Az önce yaptığımız gibi. Bunları da buradan alalım. Çocuklar, bu kağıtları geri dönüşüm çöplerine atmayı unutmayın. Böylece hem doğaya daha az zarar vermiş olur, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olursunuz. Evet. Şimdi kanadımızı da kesiyoruz. Yine iki tane olacak şekilde keseceğiz. Bakın, dikkatli bir şekilde sıkıca tutarak kesmeye başladım. Çocuklar, makas kullanmak önemli. Bizim hem parmak kaslarımızı geliştirir, hem de aslında yazımızı güzelleştirmeye de yardımcı olur. Küçük kasları gelişen kişiler daha güzel yazılar yazabilirler. Evet, şablon olarak kuyruğumuz hazır. Bunları da bir kenara alıyorum. Sırada gagamız var. Gagamızı yine iki taraflı da yapabiliriz, tek taraflı da yapabiliriz. Ama ben yüzü de iki taraflı yapmak istiyorum. Papağanımız iki taraftan da güzel görünsün istiyorum. Aynı şekilde bakın, tam papağanın gagasının büyüklüğünde bir kağıdı buradan hemen ikiye katlıyorum. Gaga şablonumu da hemen oradan kesip alalım. Üstünü çizerek de yapabilirdik bu işlemleri. Sizler, eğer fotokopi makineniz veya yazıcınız yoksa, bu işlemleri direkt bilgisayar ekranından bakarak çizerek de yapabilirsiniz. Bir kağıdın üzerine çizer, o şekilde işleminizi tamamlarsınız. Şimdi gagamı üzerine koydum, şablonun üzerinden geçiyorum. Evet, gaga şablonlarımız da hazır. 2 adet gaga şablonumuz var. Fazla kağıtlarımızı aldık. Şimdi sırada yüzümüz var. Yüzümüz aslında beyaz. O yüzden yüz için ben bu kağıdı kullanacağım. Ve bakın, bu kağıttan eğer İki tane kesebilirsek yüz şablonumuz hazır olur. Daha önce şablon olarak çıkarttığımız kağıtlardan birisini hemen altına koyup devam edebiliriz. Veyahut da arkası yazılmış bir kağıdı. Bakın, burada arkası karalanmış bir kağıt koyacağım ben altına hemen. Arkası dolu kağıt kullanmamın sebebi yine çevreye daha az zarar vermek. O yüzden hemen burayı katlıyorum yine. Bunu yüz şablonumuzun altına koyduk. Kağıdımızı. Hemen şuradan bir kısa bir kesiş yapalım ki kesmemiz kolaylaşsın. Evet. Şimdi şablonumuzu kesebiliriz. Evet, şablon olarak yüzümüzün şablonu da hazır. Bir tek gözlerimiz kaldı. Gözlerimizi de siyah renkle keseceğiz. Yine çok küçük bir kağıt bizim işimizi görecek bu defa. Siyah kağıdımızdan küçük bir parçayı ikiye katlamak istiyorum.
Bakın ikiye katladım. Hemen buradan göz yuvarlağını çıkartıyorum. Ve üzerine koyup keseceğiz. Şimdi hemen siyahımızı da buradan alalım. Siyahla işimiz bitti. Sıkıca tuttuk ve kesiyoruz. İki adet gözümüzü de kesmiş olduk. Evet, kesimimiz bitti. Artık kuşumuzu tamamlayabiliriz. Şimdi papağanın öncelikle gövdesini alıyoruz. Papağanımızın gövdesine hemen kuyruklarımızı yapıştırıyoruz. Bakın papağanın kuyruklarını birini buraya, birini de arkasına yapıştıracağız. İki taraftan da görünmesini istedik biz. O yüzden iki taraflı yapıyoruz. Aslında tek taraflı da yapsak olurdu. Ama daha güzel görünsün diye hemen piritimizi aldık. Piritimizi kenarına şu şekilde sürdük. Dikkatlice. Ve arkaya doğru yapıştırıyoruz. Bakın kuyruğumuzu tam papağanımızın kuyruk kısmına getirdik ve yapıştırdık. Aynı işlemi arkasında da yapacağız. Piritimizi sürdük. Aldık. Ve yapıştırdık. Şimdi papağanımızın gagasının alt kısmını boyamak istiyorum. Şöyle hafif koyu bir renk elde etmek istiyorum burada. Genellikle kuşların alt gaga renkleri ile üst gaga renkleri birbiriyle aynı değildir. Şimdi bu diğer taraf için oldu. Aynı işlemi burada da yapacağız. Gagamız ve yüzümüzü birlikte yapıştıracağız buraya. Hemen gagamızı boyayalım derken hafiften bir yırtılma oldu. Önemli değil. Gagamızı şöylece yapıştıralım. Ve üzerine yüzümüzü de yapıştıralım. Hemen buranın gözünü de yapıştıralım. Şurada kuşumuzu alalım ve papağanımızı şöyle şu kısmı bir düzeltme yapabiliriz. Evet. Sanki böyle daha güzel durdu. Şimdi aynı işlemi bu tarafta da yapacağız. Önce gagamızı yapıştıracağız. Gagamızı yapıştırdıktan sonra üstüne gözümüzün olduğu yüzümüzü yapıştıracağız. Yüzümüzü yapıştırdık. Sırada da gözümüz var. Hemen gözümüzü de yapıştıralım. Evet. Şu boyamayı sanki şöylece devam ettirsek daha güzel duracak gibi. Diğer tarafını da zaten devam ettirmişiz. Evet. Şurayı birazcık daha koyulaştıralım. Hemen hemen işlemlerimiz tamam. Şimdi neye ihtiyacımız var? İki tane kanat yapıştıracağız papağanımıza. Burada papağanımıza kanatları yapıştırırken
buradaki gibi yanlamasına yapıştırmayacağız. Açılıp kapanmasını istediğimiz için böyle yapıştıracağız. Şu kısmı hemen şöyle katlayıp şu kısmına piritimizi sürüyoruz. Yapıştırıcımızı sürüyoruz. Hemen şöyle alt kısmına doğru yapıştırıyoruz. Aynı işlemi kanadımız aynı büyüklükte olacak şekilde yapıp bu kısımda da yapıyoruz. Elime pirit bulaşmıştı, yapıştırıcı bulaşmıştı. Hemen buraya sürdüm. Boşa harcamadım. Şimdi bunu buradan aldık. Ve getirdik. Kuşumuzun diğer tarafına. Yapıştırıyoruz. Şöyle gölgesinden de bir bakalım. Papağanımız neredeyse hazır. Şimdi sırada kanadımızı hareketlendirecek mekanizmanın yapıştırılmasında var. Şimdi mekanizmamızın bakın iki taraflı iki tarafına kanatlarına yapıştıracağız. Şurasını gövdesine yapıştıracağız. O yüzden gövdesinin geleceği yere şu şekilde bir delik deliyorum. Şimdi burayı şöylece yapıştırabilirim. Burayı yapıştırmak için yine ben piritle bir tutturmayı deneyeceğim. Umarım pirit tutar. Ama pirit tutmazsa diye üzerine de bant çekeceğim. Evet, pirit birazcık zor tutacak gibi burayı. Bantımızı getirdik. Burada bir miktar bant kullanalım. Daha güzel olur sanki. Burayı bantladım. Arkasına bantladım. Burada da aynı işlemi yapacağım. Bantın fazlalık kısmını arkasına bantladım. Sırada bu tarafta aynı işlemi yapmak var. Şimdi papağanımız neredeyse hazır. Şimdi aynı şekilde kanatlarını yapıştırma işlemi var. Şimdi kanatlarını yapıştıralım. Pipeti piritle yapıştırmak zor oldu. O yüzden direkt bant kullanacağım. Ve hazır. Bakın papağanımız uçmaya başlıyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.